Merhaba arkadaşlar. Hadi bugün sizinle denize gidelim. Nereye gidelim? Tabii ki Çeşme'ye. Evime burası benim 20 dakika mesafede arkadaşlar. Çok yakın. Tabii bana göre 20 dakika. Uçtuğumuz için. 20 dakika. Yok yok, şaka arkadaşlar. Kurallara lütfen uyalım. Trafik kurallarına uyuyoruz. Zaten benim ne kadar kurallara uyduğumu biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın siyahsız geçmiyoruz. Neyse, Çeşme'ye gelmek üzereyiz arkadaşlar. Siyahımızı verdik. Alaçatı'ya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Ya Alaçatı'ya gidiyorsak sizi o zaman... Alaçatı'ya düşmüşüm kalırsın. Ben de yatıya yaşatırım seni krallar gibi. Ama böyle Çeşme'de adam... Alaçatı'da felaket bir rüzgar vardı arkadaşlar. O yüzden Çeşme, Ilıca'ya geldik. Ben zaten Alaçatı'yı pek sevmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Eski komşularım daha doğrusu bilirler. Çeşme, Ilıca'dayız arkadaşlar. Ilıca benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar İzmir olunca gevreksiz, boyozsuz olmaz. Bir de sağlıklı bir şey olsun yana dedik. Ton balığı. Şimdi burada balık alıp kızartmak falan uğraşmayalım dedik. Arkadaşlar ben size Çeşme manzarasını gösterecektim ama gevrek ve boyoz daha çok ilgimi çekiyor benim. Bu manzara bence çok daha güzel. Şu karşısı arkadaşlar Sheraton Otel. Sanırım bu sene açılmayacakmış. İskelesini falan yıkmışlar arkadaşlar. Allah herkese yardımcısı olsun. Korona tüm sektörleri mahvetti arkadaşlar. Şöyle denize giren insanlar var. Onları göstereyim. Buraya niye Ilıca diyorlar onu söyleyeceğim arkadaşlar size. Buranın denizin içinden termal su çıkıyor arkadaşlar. Sıcak termal su çıkıyor. O yüzden buranın adı Ilıca. Ben şimdi bir şeyler yiyeyim arkadaşlar. Birazdan şu karşı tarafa doğru da gideriz. Biraz gezeriz arkadaşlar. Uzun zaman sonra açık ayakkabı giydim arkadaşlar. Şort giydim. Kendimi tuhaf hissediyorum. Giymişiz kalın kalın kışlıkları. Arkadaşlar simit değil, gevrek gevrek. Arkadaşlar şu an Ilıca'nın marinasına geldik. Niye buradayız? Birazdan size onu göstermek istiyorum. Bu insanlar niye gidiyor bu tarafa diye. Burayı herkes bilmiyor arkadaşlar. Buradaki tekneleri de size göstermek istiyorum. Şu çok güzelmiş. Yelkenli. Ay maske var, nefes alamıyorum. Arkadaşlar o kadar sıcak ki maske de takılı yürürken nefes alamıyorum. Arkadaşlar bir tane tekne batmış ya. Yazık. Tüh tüh tüh. Yazık ya. Arkadaşlar buraya gelme sebebimiz burada denizin içinden termal su çıkıyor arkadaşlar. O yüzden buraya Ilıca diyorlar arkadaşlar. Bakın şu hemen yürüyeyim. Şuradan özellikle ben girdiğim için biliyorum. Şu kayaların olduğu yerden felaket bir sıcak su geliyor arkadaşlar. Orada duramıyorsunuz. Ayaklarınızı yere basamıyorsunuz arkadaşlar. O kadar. Şu an ben de suyun içindeyim. Size göstereyim. Su burada ılık. Ilıktan biraz daha sıcak öyle diyeyim. Oo buraları işte bakın yürüdükçe o kadar sıcak ki bir de şuradan çıkıyor arkadaşlar. Bayanın olduğu yerde kaynar kaynar sular çıkıyor. Termal sular çıkıyor. Arkadaşlar bakın sıcak su nereden çıkıyor. Bakın, bakın baloncukları çıktığı yeri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buralarda kaynar su çıkıyor arkadaşlar bakın.
Biraz daha yaklaştırayım. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Oradan şu an sıcak su fışkırıyor. Ayağımı o tarafa koyuyorum. Oo, burası kaynar. Arkadaşlar burası kaynar, kaynar, kaynar. Of of of. Arkadaşlar şu an ayağımı soktuğum su yani 30 derece. Yani 30 derece diye tahmin ediyorum bu taraf. Bakın bu taraf. Ama şu taraf daha sıcak arkadaşlar. Oo, yani burada fazla duramazsınız. Bakın burası çok sıcak. Arkadaşlar şurası biraz daha derin. Bir de balıklar var burada arkadaşlar. Balıklar da sizi yiyor. Pıt 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 sizi yiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu tarafa gitmek istiyorum aslında ama burası çok kalabalık. O yüzden o tarafa gitmeyeceğim. Ve şu kayaları geçtiğiniz anda da deniz buz gibi arkadaşlar. Kardeşim bana gösteri yapacakmış, atlayacakmış. Onu bekliyorum. Aman Allah korusun bir şey olmasın. Aman aman aman. At. Aferin koş koş abla kamerayı. Çekiyorum çekiyorum başladı. Aa, söyleseydin ya bu taraftan çekseydin. Bekle abla. Abla boy vereyim. Siz balık mısınız ya? O nasıl atlıyorsunuz öyle? O kadar güzel atladın ki. Hadi çek seni büyük bir şey Kardeşlerime dedim ki YouTube'a koyacağım sizi. Şimdi hepsi atlıyor teker teker. Çekiyorum çekiyorum. Bak şu an çekiyorum. YouTube'a atacağım sizi. Şöyle bir gel bir tane de atayım bari. Ama dikkat et kayalara aman dikkat et. Bak o şeye de dikkat et bak. Çekiyorum çekiyorum. Aman dikkat et. Aman aman. Çekiyorum. Kaç lan. Ulan sinir şu an. Bekle. İsminiz ne? Benim mi? Volkan. Ay ben korkuyorum vallahi başınıza bir şey gelecek diye. Çok fazla kaya var altta ama bak dikkat edin. Çekiyorum çekiyorum. Volkan sana gelsin bak. Ay ay ay. Kesme abi. Kaç balıklamaya bak. Sen abla dip altı gideceğim. Hadi Volkan Ferhat gittim ben. Kapatma kapatma. Gidiyorum ya. Yo gidiyorum vallahi. Yandık. Bu sana abla. Bak editleyeceğim en güzeli hangisi onu koyacağım. Bak. Hop. Bak. Bak 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 abine bak. Evet. Oo yelkenliğe bak. Yelkenler geliyor. Bak bak. Yelkenli okudu arkadaşlar. Ay çok güzel. Oğlum yapma. Volkan bak onları şeyleri sen yapma. Yapma sulaşık oldu. Oğlum hiç ya.
taşırım hep yüreğimde. Kefenle tabuta koysalar bile. Lalay lalay, lalay lalay, lalay 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 lalay. Sevdan o kadar büyük ki yüreğimde, anlatamaz hiçbir beste. Kelimeler yetmez senin sevgine. Hayat sensin anla işte. Armanı taşırım hep yüreğimde. Kefenle. Arkadaşlar sizi eve davet etmek istiyordum ama daha şu an işte temizlikler falan var, işte boya badana falan işleri var, o yüzden evi açmadım. Arkadaşlar bu arada şeritin yıkılıyor arkadaşlar. Vallahi üzüldüm açıkçası. Pandemiden dolayı diye biliyorum arkadaşlar, kapandığını biliyorum ama belki de Türkiye'den yatırımını çekmiş de olabilir şeritin. Bilemiyorum. O kadar çalışanı ne olacak bilmiyorum. Şöyle sahile doğru gidelim. O Sheraton'un meşhur iskelesi artık kapalı arkadaşlar. Maalesef otel kapatılmış. Ben bunu haberlerde duymuştum ama bakın perdelerini bile daha sökmemişler. Bu şekilde yıkıma başlanmış. Sanırım yatırımını buradan çekti arkadaşlar Sheraton, o yüzden. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Bugün ben de denize girmek istiyordum arkadaşlar ama bayağı bir rüzgar var ya. O yüzden vazgeçtim. Üşütmek istemiyorum. Biliyorsunuz böbrek taşım. Benim artık böbrek taşım meşhur oldu. O yüzden denize girmekten vazgeçtim. Sabah esmiyormuş. Şimdi işte esmeye başladı arkadaşlar. Daha erken gelemedim ben de. Böyle bir deniz havası alındı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.